Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Java GUI programlamasına veya bir başka deyişle Swing programlamasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte sihirli şapka oyunu yapacağız. Kısaca oyunun mantığından biraz bahsedeyim. Şöyle ki 3 tane şapkamız olacak ve 3 tane şapkanın altına kırmızı bir top yerleştireceğiz. Bunu da rastgele bir şekilde yapacağız. Bu kırmızı top rastgele olarak şapkaların altına yerleştirildikten sonra oyuncu şapkaların altındaki topu bulmaya çalışacak. İlk seferinde bulursa eğer 150 puan, ikinci seferinde bulursa 100 puan, üçüncü seferinde bulması durumunda da almış olduğu puanlardan 100 puan eksilteceğiz. Bunları da daha sonrasında skorlar adı altında tabloda göstereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak beni destekleyebilirsiniz. Dilerseniz şimdi sizlerle birlikte oyunumuzun tasarımına geçelim. Şimdi NetMiz projemi çalıştırdım. Ben NetMiz 8.2'yi kullanıyorum. Buradan file kısmından New Project, Java ve Java Application seçeneklerini seçiyoruz. Projemizin adına Magic Head Game diyorum. Create Main Class yazan kısımdaki tick'i kaldırıyoruz. Form Application oluşturacağımızdan dolayı. Daha sonrasında oluşturmuş olduğumuz projemizde Search Bakış kısmına gelip sağ tıklıyorum. Buradan New ve JFrame Form'u seçiyorum. JFrame'e bir isim vermemiz gerekiyor. Buna da Game Area diyorum. Yani oyun alanı diyorum. Finish'le bu işlemi bitiriyorum. Daha sonrasında da oyunumuzun içerisine şapkaların resmini eklememiz gerekiyor. Default Package kısmına geliyorum. New diyorum. Buradan Java Package'i seçiyorum. Buraya da Image diyorum. Resimleri ekleyeceğiz çünkü. Sonrasında masa üstünde benim resimlerim vardı. Projeyi daha sonrasında ben GitHub hesabıma yükleyeceğim. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda resimler de projenin içerisine eklemiş olacağım. Buradaki resimlerimizi CTRL-C ile kopyalıyorum. Buradaki image klasörüne gelip CTRL-V ile yapıştırıyorum. Şu anda projede kullanacağımız resimleri de eklemiş olduk. Tasarımı hızlı bir şekilde bitireceğim. Bitirdikten sonra sizlerle kodlama kısmında görüşürüz arkadaşlar. Evet, tasarımı bitirdik. Şimdi sizlerle bu tanımlamış olduğumuz butonlara, label'lara, variable name'lerini değiştireceğiz. Öncelikle buradaki text field'a geliyorum. Sağ tıklıyorum. Change variable name diyorum. Name diyorum. Oyuncunun adını alacağız. Sonrasında butona gelip change variable name'ini buton play diyorum. New player butonuna geliyorum. Change variable name'ini buton new player diyorum. Daha sonrasında da bu şapkaların olduğu kısımdaki butonlara sağ tıklayıp Change Variable Name'lerine geliyorum. Buna B0 diyorum. İkinci butonumuza B1 diyorum. Üçüncü butonumuza da B2 diyorum. Buradaki status durum alanına da Label'ına geliyorum. Sağ tıklıyorum Change Variable Name'ine. LBL, daha doğrusu Label Status diyorum. Buradaki tekrar deneyin butonuna geliyorum. Buraya da buton try diyorum. Skor alanına geliyorum. Player kısmına change variable name'ine label player name diyorum.
Score kısmına geliyorum. Buraya da label player score diyorum. Daha sonrasında buradaki panellerimin de ismini değiştireceğim. Player information kısmına geliyorum. Change variable name'ine panel player diyorum. Buradaki oyun alanı kısmının da change variable name'ini değiştiriyorum. Panelimizin panel game area diyorum. Bunları da tamamlamış olduk. Şimdi sizlerle birlikte kodlama kısmına geçelim. Öncelikle başlangıçta init komponentinin altına geliyorum. Buraya panel oyuncu nokta, yani panel oyuncu bilgilerinin olduğu kısmının set visible'ını şöyle olacak. Panel oyun alanının başlangıçta, çünkü oyun alanının gözükmesini istemiyoruz. Set visible'ını true konuma getiriyorum. Buton yeni oyuncu nokta set visible'ını true konuma getiriyorum. Başlangıçta şuradaki butonla şuradaki oyun alanı kapalı gözüksün. Şimdi buton başlaya çift tıklıyorum. Başla butonuna bastığımız zaman yapılacak olan işlemleri tanımlayalım. Bundan öncesinde global değerleri tanımlamam gerekiyor. Hemen butonumuzun üstüne integer var bol diyorum. Yani top nerede? Onunla ilgili değişken tanımlıyorum. 0 diyorum başlangıçtaki değeri. Integer number, yani bu rastgele değerleri saydırmamız için değişken tanımlıyorum. Integer point eşittir 0 puan hesaplaması için. Kullanıcıdan ismi alabilmemiz için string name eşittir. Burayı da bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi topun değerini rastgele olarak arttırmak için var ball eşittir integer math nokta random çarpı 3 artı 1. 3 artı 1 dememdeki amaç 0, 1, 2. 3 tane değer tutuyor. 0, 1, 2 olmak üzere. Ben bunların 1, 2, 3 olarak tutulmasını istediğimden dolayı artı 1 ekliyorum. Ondan sonra number eşittir 0. Sonrasında label oyuncu skoru nokta set text. Label oyuncu skorun içerisine puanı eklememiz gerekiyor. Bunun için de string nokta tür dönüşümü yapıyorum. Value of. Buraya puanı yazdırıyoruz. Sonrasında label statüsün içerisine, yani durum kısmının içerisine setText ile hadi dene bakalım yazdıracağız diye yazdırmış olduk. Sonrasında text builder'ın içerisinden adı almamız gerekiyor. Bunun içinde name eşittir tx tf name nokta getText ile ismi alıyoruz. Sonrasında şurada biliyorsunuz ki oyuncu kısmını tanımlamıştık. Buraya da artık oyuncu adını yazdırmamız için label player name nokta setText'inin içerisine name'i yazdırıyorum. Şimdi butonlarımın içerisine resimleri eklemem gerekiyor. Şimdi rastgele gelen değer 1 ise buton 1'e, 2 ise, yani rastgele gelen değer 2 ise buton 2'ye, rastgele gelen değer 3 ise buton 3'e. Şimdi butonların içerisine resimleri ekleyeceğiz. B0 nokta set icon new javax swing nokta image icon pardon get class nokta get research. Buraya tanımlamış olduğumuz image klasörünün içerisindeki yolu belirteceğiz. Image kapalı nokta png resmini ekliyorum. Aynısını diğer butonlarım için de yapacağım. Evet, butonların içerisine de resimleri ekleme işlemini yaptık. Sonrasında oyuncu oyuna başladıktan sonra bir daha ismini değiştirmemesi için txtf nokta set enabled'ını false konuma getiriyorum. Aynı şekilde buton play'in de set enabled'ını false konuma getiriyorum. Panel game area kısmındaki set visible'ı biliyorsunuz ki başlangıçta kapatmıştık. Bunu da true konuma getiriyorum. Şurada panel oyun alanını true yapmışız. Bu false olacak arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki button new player kısmı da false olacak. Kusura bakmayın, orayı true olarak yazmışım. Son olarak da button new player'ın da set visible'ını true konuma getiriyorum. Evet, buraya kadar olan işlemde şu anda sadece başla butonuna bastığınız zaman yapılacak olan işlemleri tanımladık. Şimdi bir tane kontrol fonksiyonu yazmak istiyorum. Bu kontrol fonksiyonuyla birlikte rastgele tutulan değer bizim seçmiş olduğumuz değerle aynı ise eğer puanını arttırma veya azaltma fonksiyonu olacak bu. Şimdi gelin sizle birlikte bu fonksiyonu yazalım. Public void control adında bir tane fonksiyon oluşturuyorum. Bizim tutulan değerimiz eşit 1 olması durumunda, yani rastgele tutulan değer bizim tutmuş olduğumuz değerle eğer aynı ise o zaman puanını 150 arttır diyorum. Ve sonrasında da
direkt label'ımızın içerisine, yani label durumumuzun içerisine nokta settext ile içerisine tebrikler ilk seferde bulduğun 150 puan kazandın yazdırıyoruz. Değilse eğer else if olması konumunda, o zaman number eşit eşit 2 olduğunda hemen label'ımı yazıyorum. Bu sefer de puanını 100 arttırıyoruz ve label statüsünün içerisine şey yapalım, biz bunu 100 puan vermiyorum. İkinci seferde kazandığında 50 puan verelim biz buna. Son durumda else if, yani üçüncü seferde de bulamazsa, o zaman da puanından 100 puan azaltalım. Number eşit eşit 3 olması durumunda bu sefer de puanımızı 100 puan azaltalım ve şöyle yazdıralım. Üzgünüm, son seferde bulduğun için 100 puan kaybettin yazdırıyorum ve hemen buradaki label'ımın else if'in bittiği bloğun hemen altına label skor oyuncu, hemen skorumuzu yazdıracağız. Settext string.value puanımızı da yazdırmış olduk. Butonlara tıkladığımız zaman yapılacak olan işlemleri tanımlayacağız. Bunun için geliyorum, buton 0'a çift tıklıyorum. Kontrol fonksiyonumuz aşağıda dursun. Buton 0'a geldim. Öncelikle başlangıçtaki değerimizi öncelikle 1 arttırıyoruz. Çünkü oyuncu şu anda oyuna başladı ve oyuna başladığı için sayısal değerini 1 arttırdık. If where ball eşit eşit 1 ise hemen şuradan B0'ı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Eğer ki topun bulunduğu konum rastgele tutulan değerle birinci konumdaysa, buton 0'ın içerisine doluyu yerleştireceğiz. Yani topun olduğu kısmı yerleştiriyorum. Else olması durumunda, yani else if olması durumunda, pardon, else olması durumunda da direkt buton 0'ın içerisine boş olan resmi yerleştireceğiz. Buton 2'ye çift tıkladım. Şimdi buton 2 için de aynısını yapacağız. Ve burada if bloklarından sonra hemen şuradaki kısma dolu kısmını yerleştirdikten sonra kontrol fonksiyonumuzu çağırıyorum. Burada o kontrol fonksiyonumuz bir çalışsın. Hemen şurada diğer butonlar için de aynı işlemleri yapıyorum. Buraya yapıştırmış olduk. Şimdi buton yeni oyuncuya bastığımız zaman yapılacak olan işlemleri yapalım. Şimdi text field name nokta enabled'ı, set enabled'ını true konuma getiriyorum. Sonra buton başla nokta set enabled'ını true konuma getiriyorum. Başlangıç puanını 100 olarak tanımlıyoruz. Rastgele tutulan değeri sıfırlıyoruz. Panel game area kısmının set visible'ını false konuma getiriyorum. Burayı da tanımlamış olduk. Şimdi try again butonuna bastığımız zaman yapılacak olan işlemleri tanımlayalım. Burada tekrardan rastgele değer tanımlaması yapacağız. Verbal eşittir integer math nokta random çarpı 3 artı 1 olarak tanımlıyorum. Yine aynı şekilde rastgele değeri sıfırlıyorum. Şuradaki kodların aynısını yazıyoruz aslında. Tekrardan buraya yapıştırıyorum. Sonrasında da yine aynı şekilde şurada butonlarımı kapalı konumuna getiriyorum resimlerini. Bunu da bu şekilde tanımlamış olduk. Kontrol fonksiyonumuzu da burada yazmıştık. Evet, kodlama kısmını da bitirmiş olduk arkadaşlar. Sizlerle birlikte bütün işlemlerin hepsini tek tek tanımladık. Şimdi gelin sizle birlikte bu projeyi bir çalıştıralım. Oyuncu ismini istiyor. Oyuncu adını girdim. Play butonuna basıyorum. Play butonuna bastım ve oyun alanımızla birlikte tekrardan hepsi açılmış oldu. Bakın buraya adımı da getirdi skor kısmına. Ve status dediğimiz durum kısmına let's try it, yani hadi dene bakalım dedik. Şimdi bakalım hangisinin içerisinde kırmızı topu yerleştirdi, onu bulmaya çalışalım. Evet. Şu kısımda bir eksiklik var. Label'ı uzatmamız gerekiyor. Bunu hallederiz. İlk seferde buldum. Tebrikler, 150 puan kazandın dedi ve hemen 150 puanı yazdırdı. Tekrar dene diyorum. Kapalı konuma geldi. Evet, ilk seferde buldum dedi. Ben şimdi buradan new player'a bastığım zaman
buradaki ismimi değiştirebiliyorum. Max yazdım. Play diyorum. Şimdi Max'in skorunu gösteriyor. İlk seferde buldum 250 puan. Bu şekilde sizlerle bir oyun tasarlamış olduk. Bugün sizlerle birlikte Java GUI programımızı kullanarak bir sihirli şapka oyunu yaptık. Bu oyunda 3 tane şapka bulunmakta. Bu 3 tane şapkanın altına rastgele bir şekilde top yerleştiriyoruz. Ve oyuncu bu sihirli şapkaların altındaki topu bulmaya çalışıyor. Ve bulduğu zaman da ya puan kazanıyor ya da puan kaybediyor şeklinde bir oyun tasarımı yaptık. Bu ve bunun gibi oyunların veya daha farklı projelerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve videolarıma like atarak beni destekleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.